Əlif, ocaqlarında davam edən müharibələr siyasi gərginliklərlə qarşı-qarşıyadır. Yəni, dünya iqtisadiyyatının 10%-ni təşkil edən təqribən 9 trilyon dollarlıq əməliyyat həcminə malik turizm sektoru çətin günlər yaşayır. Ukrayna-Rusiya müharibəsi bölgənin turizm xəritəsinin dəyişdiyi kimi İsrail-Həmas müharibəsi də sektor təsirini göstərməmiş deyil beynəlxalq reyting agentlikləri. İsrail-Həmas müharibəsindən yaxın şərq və şimali Afrikada turizm sənayesinin zərərlə üzləşəcəyini proqnozlaşdırırlar. Artıq ilkin nəticələr var. Ən çox zərəri Livan, Misir və Yordaniyada qeydə alıblar. Mövzu ilə bağlı elə bağlantımız var və Türkiyəli ekspert hazırda bizimlə Ankara'dan birbaşa bağlantıdadır. Profesör Doktor Muharrem Tuna. Muharrem Bey, salam. Hoş gördük sizi efirimizdə. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Mövzumuz turizm sahəsidir və siz də bu sahə üzrə bir təhlilçi olaraq, ekspert olaraq elə ilk sualım bundan ibarətdir ki, dünyada müharibələr gedir, lakin artıq turizm mövsümü də gəlir. İsrail-Həmas müharibəsi bir tərəfdən, Rusiya-Ukrayna müharibəsi bir tərəfdən. Bəs proses necə olacaq? Sektora ziyanlar var. Burada eyni zamanda Afrika ölkələri də baxmayaraq ki, orada da bəzi proseslər gedir, müstəmləkə siyasəti yaşayırlar. Onların da təsiri yox deyil. Yaxın gələcəkdə, ələxsus daha dəqiq desək, bu turizm mövsümündə, üzümüzə gələn turizm mövsümündə dünyada vəziyyət necə dəyişəcək, necə olacaq? Şimdi bu sorunuza biraz daha geçmişten gelerek bir cevap vermek istiyorum. Turizm sektörü yıllardır çok hızlı bir büyüme içerisinde. Şimdi özellikle son 20-25 yılı ele aldığımızda 2000 yılından sonra sadece 3 dönemde bir gerileme olduğunu görüyoruz. Bunlardan birincisi 2003 senesinde hatırlayacaksınız belki SARS krizi olmuştu. Bir virüs yayılmıştı. O virüs döneminde sadece %0,3'lük bir gerileme oldu. Sonrasında yine bir dünya genelinde global ekonomik krizde 2009 senesinde gerçekleşen, orada da %4'lük bir, yaklaşık 35 milyonluk bir uluslararası seyahat gerilemesi olmuştu. Ondan sonra hep dünya genelindeki uluslararası seyahatlerin sayısı hep arttı. Ta ki 2019 senesinin sonunda başlayan ve yaklaşık 2 yıl kadar, 3 yıl kadar dünyayı çok derinden etkileyen Covid-19 krizinde ciddi bir gerileme yaşandı. Yani baktığımızda dünya genelindeki uluslararası seyahatlerin sadece gerilediği 3 dönem var. Ama tabii bu Covid-19 pandemisindeki gerileme hiç eşi benzeri olmayan bir gerileme. %72'lik bir gerileme oldu o dönemde. 1.1 milyar kişi daha az seyahat etti. Seyahat sayısı 1,5 milyar dolaylarındayken dünya genelinde bu sayı 400 milyon kişi civarında gerçekleşti. Şimdi bu aslında baktığımızda dediğim gibi 3 tane dönemden bahsediyoruz. Uluslararası seyahatlerin azaldığı. Biraz önceki sorunuza gelecek olursak, bölgesel savaşlar var dünyada. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Diğer taraftan İsrail-Filistin savaşı devam ediyor. Onun dışında başka coğrafyalarda çeşitli gerginlikler var. Şunu söylemek lazım. Şimdi artık dünyadaki turizm sektörü öyle bir hale geldi ki, insanların alışkanlıkları öyle bir noktaya geldi ki, insanlar bir şekilde sıkıntılar da olsa, problemler olsa, sağlık problemleri olsa, savaş olsa, insanlar gene bir şekilde seyahat ediyorlar. Artık insanların seyahat etme ihtiyacı böyle yeme içme gibi, böyle barınma gibi, tehlikelerden korunma gibi çok önemli bir ihtiyaç haline dönüştü. Ondan dolayı bu meydana gelen bazı bölgesel savaşlar daha çok küresel turizmi çok fazla etkilemiyor, ancak bölgesel etkisi biraz daha fazla gerçekleşiyor. Yani o yakın bölgelere insanlar seyahat etmekten biraz daha kaçınıyorlar. Ama onun dışında uluslararası seyahatleri çok fazla etkilemiyor. Şimdi bakın, şöyle bir şey de söyleyeyim biraz önceki sorunuza cevap olarak. Yapılan bir, uzmanlar arasında yapılan bir beklenti var. Şimdi her ne kadar bölgesel savaşlar olsa da insanların, uzmanların beklentileri
2024 senesinin 2023 senesinden çok daha iyi olacağı yönünde. 2019 senesinde dünya genelinde böyle bir turizm, uluslararası turizmde bir zirve meydana gelmişti. 1.5 milyar kişi seyahat etmişti. 1.7 milyar trilyon dolarlık bir işlem hacmi oluşmuştu. Turizm geliri oluşmuştu. O zirveden sonra biraz önce de söylediğim gibi pandemi kaynaklı yaklaşık %72'lik bir gerileme oldu. Şimdi 2023 senesine kadar bu gerileme henüz eski haline dönemedi. %12'lik bir gerileme var hala. Yani 2019 senesiyle 2023 senesinin karşılaştırmasında %12'lik bir gerileme var hala. Ancak 2024 senesinde bu gerileme tamamen ortadan kalkmış olacak. 2024 senesi sonuna geldiğimizde 2019'da meydana gelen uluslararası seyahatler ve ortaya çıkan turizm gelirleri 2019 senesinin üzerine çıkacak 2024 yılında. Beklenti bu yönde. Muharrem Bey, eyni zamanda regionun turizm məsələsinə də toxunmaq istəyirəm. Çünki bilirsiniz ki, Cənubi Qafqaz əslində bir sıra ölkələrin turistləri tərəfindən ən çox seçilən məkanlardan idi. Və nəzərə alsaq ki, önümüzdə də turizm mövsümü gəlir. Gürcüstanda etiraz aksiyaları səngimir. Eyni zamanda Ermənistanda da etirazlar var. Və nəzərə alsaq ki, Gürcüstan ən çox səfər edilən Cənubi Qafqaz ölkəsidir. Orada kifayət qədər turist sayı her zaman çok olup bu il prognozlar ne deyir bəs? Oradaki dahildeki vəziyyət buna təsir gösterecek mi? Ya, Gürcistan için söylüyorsunuz. Şimdi elbette ki yani bakın şöyle bir şey var. Turizm sektöründe temel dinamik olarak baktığında bir ülkeye giderseniz gittiğiniz ülkede elbette ki tanımadığınız, bilmediğiniz yerler olabilir, bilmediğiniz insanlar olabilir. İnsanlar kendilerini güvende hissedecekleri ülkelere, bölgelere giderler. Bu çok net bir şey. Şimdi Ukrayna'ya insanlar neden gitmiyorlar? Orada savaş devam ediyor. Ya da şu İsrail, Filistin o bölgeye neden gitmiyorlar? Savaş devam ediyor. İnsanlar kendilerini güvende hissetmek isterler. Sadece kendilerini değil, beraber seyahat ettikleri insanların güvende olmasını isterler. Dolayısıyla herhangi bir istikrarsızlık, herhangi bir kaos, herhangi bir terör, bunlar seyahat edilen ülkeleri çok yakından doğrudan ilgilendiriyor. Dolayısıyla hani meydana gelen gerginliğin, meydana gelen sorunların hacmi önemli. Ne tarafa doğru gelişeceğini şu anda çok kestiremiyorum ama sonuç olarak dediğim gibi eğer içeride yaşanan olumsuzluklar, istikrarsızlıklar dış dünya medyasına yansıdığı takdirde dış dünyadan gelen talep de doğal olarak azalacaktır. Evet, Gürcistan'da da böyle bir sorun gözleniyor ama hani olayın seyri ne tarafa doğru gidecek bunu bekleyip göreceğiz. Ama mutlaka ve mutlaka ülkede yaşanan gerginlikler o ülkeye olan turizm talebini yakından etkileniyor. Turlar iptal oluyor. Onun dışında işte insanlar seyahatlerini iptal edebiliyorlar. Bu tür bir sonuç ortaya çıkacaktır mutlaka. Muharibə Cənubi Qafqazdan danışdıq. Lakin təbii ki müharibələr fonunda, etirazlar fonunda.